Adaletin Küçüsü'nden herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özü ile birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi bu haftaki konumuz aslında emek denetimi sürecini konuşmaya devam edeceğiz bu haftada. İlk olarak Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz hafta verdiği bir karar vardı. Bu karar ne ifade ediyor? Neydi, neye ilişkin? Onu sorarak başlamak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararı aslında büyük bir ilgi ve sevinç de yarattı. Karar başlığı önemli. Çünkü parmak izi üzerinden fazla çalışmaların kontrol edilmesinin özel hayata saygı ilkesinin anlamında bir ihlal oluşturduğuna yönelik bir karar verdi. Kararın özeti çıktığı zaman doğrusu aynı heyecanı ben de duydum. Halen aynı heyecanı duyuyor muyum? Yok, halen aynı heyecanı duyuyorum ama bu kararın çok da önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Önce istersen başlıklar halinde bir gidelim. Neydi, ne yapıyor? Şimdi herkes gibi, burası açmakta yarar var. Herkes gibi işçinin de anayasının kaynaklanan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının doğan temel bir takım hakları. Bu hakların her yerde uygulanması ve işçi bu haklara dokunulmayın, bu benim hakkımdır demek yetkisine, iktidarına sahip. Zaten o nedenle hak. Bunlardan bir tanesi de anayasanın 20. maddesinde düzenlenmiş olan özel hayata saygı hak. Özel hayattaki özel boyutu ve bu özelin korunmasına yönelik bir çerçeve çizilmesi gerekiyor. Buna yönelik son dönemde ortaya çıkan en önemli mevzuatlardan bir tanesi de kişisel verileri koruma kanunu. Şimdi kişisel verileri koruma kanunu da çok yanlış anlaşılmış olan bir kanun. Neden yanlış anlaşılıyor? Önce kişisel verinin ne olduğu konusunda bir kafa karışıklığı var. İkincisi, kişisel verilerin depolanması, tasnif edilmesi, bir yerde biriktirilmesi nereye kadar hukuka aykırı, nereye kadar hukuka aykırı? İkinci sorun da bu. Üç, kişisel verilerin bu şekilde depolanması için kişisel verilere ilişkin yasal düzenleme yeterli mi değil? Anayasa Mahkemesi aslında bu soruların tamamına net bir takım yanıtlar veriyor. Önce kişisel veri nedir sorusunun yanıtını veriyor. Bunu verirken de 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna dayanıyor doğal olarak. Yanında bir tanım yapıyor. Kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi, yüksek kişileri, yani hukukun kişilik atfettiği örgütlenmeleri, sendika gibi, şirketler gibi, iş yeri gibi, bunları bir tarafa bırakıyoruz. Gerçek kişi olacak, gerçek kişinin de herhangi bir yaş vesaire sınırı da yok. Her türlü bilgi, adı, soyadı vesaire, hepsi bu her türlü bilginin içerisine giriyor. Kişisel verinin birincisi bu. Ama daha daraltılmış bir kişisel veri tanımı var ki bu özel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılıyor. Özel nitelikteki kişisel verilerle diğer kişisel veri işlenmesi, alenileştirilmesi farklı hukuki statülere tabi tutulmuş. Neyi bunlar? Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile, burası kararın şeyini oluşturuyor aslında, kilit noktasını, biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler. Özel nitelikli kişisel veri dediği andan itibaren o zaman geliyoruz. Parmak okuma nasıl bir veridir? Burada da Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atıf yapıyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi parmak okumayı, biyolojik örneklerin alınmasını, genetik profillerin alınmasını özel nitelikli kişisel veri olarak tarif etmiştir. O halde özel nitelikli kişisel veri ise açık rıza gerekecek ya da açık rıza verilmese de bu parmak basma yoluyla bir denetim mekanizmasının kurulabilmesi için kanun gerekecek.
Şimdi olay ne? Olay şu. Aslında memur olarak çalışan bir belediyede memur olarak çalışan birisi var. Fazla çalışmalara gelip gelmediği, kaç saat fazla çalışma yaptığının parmak iziyle tespiti istenmiş. Buna rıza göstermiyor. Gerekçesi de şu, parmak izi üzerinden benim tüm genetik profillerim çıkacaktır. Sistemin işleyebilmesi için bu verilerin bir yerde depo edilmesi gerekir. Bu depo edildiği yerde benim kişisel verilerimin korunacağına ilişkin hiçbir garanti ve hiçbir kurumsal yapıda yoktur ortada. Dolayısıyla ben buna rıza göstermiyorum. İşveren dava konusu olduğunda, işveren aksini ileri sürüyor. Diyor ki bu bir teknolojik üzerinde kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için gerekliliktir diyor. İlk aşamalardaki mahkemeler de aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki teknolojinin verdiği olanakları sağlayarak kamu hizmetinin niteliğini arttırmak için kamu çalışanlarının teknoloji üzerinden bu şekilde denetlenebilmesi kişisel verilerin açıklanması sınırlarının içerisine girmez. İşlem hukuka uygundur deniliyor. Tüm bu yargı safhası bittikten sonra konu Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu vesileyle geliyor. Anayasa Mahkemesi parmak okutma üzerinden bir denetim yapılamaz demiyor. Çünkü karar böyle anlaşıldı. Onun altını ısrarla çiziyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki evet, teknolojik nedenlerle kamu hizmetinin iyileştirilmesi için ana fikri o da kabul ediyor. Parmak izi üzerinden bir denetim yapılabilir. Ancak diyor, bu denetimin yapılabilmesi için özel nitelikli kişisel veri olduğu için bazı ön önlemlerin alınması gerekir diyor. Onlardan bir tanesi anayasanın 20. maddesine atıf yapıyor. Özel hayata saygı. Özel hayata saygı anayasal bir hüküm olduğu için bu hükmün sınırlandırılabilmesi yine anayasanın 13. maddesindeki hükümlere tabi. Ancak kanunla sınırlanabilir diyor. Ve bir adım daha atıyor. Ahim kararından hareketle, madem ki bu özel nitelikteki bir kişisel veridir diyor, aynen okuyayım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi parmak izlerinin biyolojik örnekleri ve genetik profilleri kişisel veri olarak nitelendirmiştir. Madem öyleyse diyor, o zaman anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınmış özel hayata saygı hakkını anayasanın 13. maddesine göre kanunla sınırlandırabilirsin, kanunluk ilkesi. Özel hayata saygı ilkesi, özel hayatın konutun dokunulmazlığıyla sınırlandırılamaz diyor. Kişinin mahremiyetinin korunması da özel hayata saygının içerisine girer. Mahremiyetin içerisinde de kişisel özel verilerin tamamı bunun içerisine girer. İşte biyolojik örneklerin alması, genetik profillerin alması, parmak izi bu anlamda mahremiyet kapsamının içerisine korunması gereken bir özel nitelikli veridir diyor. Çok mu karışık anlatıyorum bilmiyorum. Çok iyi, oldukça net. Peki tam burada şey sormak istiyorum. Yani mevzuatta bir eksiklik var mı durumda? Evet, mevzuatta eksiklik olduğunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Diyor ki, 20. madde özel hayata saygı, özel hayata saygının içerisine mahremiyetin korunması da girer. Parmak izi, mahremiyeti olan bir kişisel veridir. Böyle tercüme edeyim. Mahremiyeti olan bir kişisel verinin depolanması, saklanması, kamu hizmeti amacıyla da olsa ancak yasayla yapılır. Bu kanunilik ilkesi gereğidir. Kanunilik ilkesini de sadece bir kanunla biz buna izin verdik demekle olmaz. Bu kanunun erişilebilir, anlaşılabilir, açık olması ve o veri sahibinin ulaşılabilir olması gibi bir takım alt unsurları vardır. Dolayısıyla diyor, somut olayda kişisel verileri koruma kanununda özel nitelikli böyle bir kişisel verinin parmak okumanın kullanılabileceğine yönelik açık, net, özel bir düzenleme yok. Çünkü o düzenleme bir daha hatırlayalım. Anayasanın 20. maddesinin sınırlandırılması demektir. Sınırlandırılacak bir hükmün açık, net olması lazım anayasanın 13. maddesine. Böyle bir sınırlandırma içeren veri, kişisel veriler kanununda böyle bir düzenleme yok. Çalıştığı belediyeler kanununda da böyle bir düzenleme yok diyor. Kullanılabilir deniliyor ama bu nitelikte bir kişisel veriye yönelik kullanılabilirlik ifadesi yok diyor. Peki devlet memurları kanunu orada da yok diyor. O nedenle de kanunilik ilkesine aykırı bulduğu için, kanunla düzenlenmediği için bu somut olayda
Anayasa Mahkemesi ihlalin olduğunu söylüyor. Tam söylediği cümle, incelenen başvuru kanuni dayanağı olmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin idare tarafından işlenmesi nedeniyle özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla ihlalin idarenin işleminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte mahkemelerde ihlal giderilmemiştir. Toparlıyorum. Bu veriler kullanılamaz demiyor. Bu verilerin kanunilik ilkesine aykırı bir şekilde kullanılması ihlal oluşturur. Peki tam bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl yorumluyorsunuz? Hem Anayasa Mahkemesi'nin kararı hem de olması gereken nedir sizce? Anayasa Mahkemesi'nin kararını dar bir yorum olduğunu düşünüyorum. Özel nitelikteki kişisel verilerin kanunla kullanılabilir olması, yani anayasadaki 23. maddenin Anayasa Mahkemesi'nin ifadesiyle kanunla sınırlandırılabilmesi için de başka ölçütler de gerekli. Yani özel hayata saygı duyulmasına ilişkin bir haksa hakkın özüne dokunacak şekilde kanuni düzenleme yapılamaz. Eğer ben tekniğini bilmiyorum, parmak ise dünyada da böyle kabul edilmişse, ahim tarafından da böyle kabul edilmiş ve benim tüm genetik özelliklerimi yansıtan sadece bana özgü bir veri ise ki öyle, o halde bunun kanuna da olsa kullanılması bana göre 20. maddenin özüne aykırı bir sınırlama getirecektir. Yani sadece kanunilik ilkesi üzerinden değil, hakkın doğası gereği de bu işlemin yapılmaması gerekir diye bir karar vermiş olsa idi, ilk heyecanımızla şimdiki heyecanımız arasındaki paralellik sağlanmış olacak. Ama böyle bir şey demiyor. Peki. Şimdi hocam, aslında emek denetim sürecine ilişkin şöyle bir tablo var. İş yerlerinde özellikle pandemi döneminde kalıcı hale getiren, yani başlayan ve şimdi de aslında bütün önlemler esnekleştirilmişken, normal bir yaşama ve normal bir üretim sürecine dönülmüşken hala devam eden kimi uygulamalar var. Şimdi programımıza Porto Tosan'da çalışan işçilerden bir soru geldi. Yani pandemi dönemiyle birlikte yemekhane, soyunma odaları, servisler, buralarda işçiler barkut tutuyorlar. Parmak izi değil ama bir barkut tutma sistemi var. Ve gittikleri her yerde bu barkodu tutmak zorundalar. Yapmadıkları takdirde uyarılıyorlar. İşte kimin yani uygulamalarla karşılaşıyorlar. Yani bunun yasal olup olmadığını soruyorlar. Aslında bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerinden değil ama yani emek denetim sürecinin bir parçası olarak barkodu tutma meselesi yasal mıdır? Barkodda neyi okuttular? Evet. O barkod okuyunca neyi sağlıyor şeyler? Yani işverenin aslında o işçinin o insanın nerede olduğunu bilmesi. Nerede olduğunu bilmesini mi sağlıyor yoksa işte bir COVID olup olmadığına yönelik mi? Şöyle, servise bindiği aldığın itibaren COVID olup olmadığına ilişkin bir şey, bir anket dolduruyor. Ama sonrasında iş yeri içerisinde işçinin nerede olduğu, yani aslında o alanda kaç işçinin bulunduğu. Mesela yemekhane ve önlemler alınan iş yeri ki yemekhane belirli sayıda iş olması lazım. Şimdi o önlemler masalardaki şeyler kaldırılmış artık tam kapasite ya da servislerde de aynı şekilde. Ama barkod okutma sistemi devam ediyor. Şimdi eğer COVID'e karşı bir önlem olarak devreye sokulmuşsa bunun yasal dayanağı 6331 sayılı iş sağlığı iş güvenliği tırnak içerisindeki yasası. Şimdi oradaki denklemi nasıl kuruyoruz? COVID tehlike mi? Tehlike. COVID iş yeri somutunda sosyalleşmenin olduğu, insanların bir arada bulunduğu yerde hastalanma gibi bir risk yaratıyor mu? Yaratıyor. Bu riski ortadan kaldırmak için işverenin riske uygun önlem alması bir yükümlülük mü? Yükümlülük. İşverenin aldığı bu önlemlere işçinin uyması bir yükümlülük mü? Yükümlülük. Denklem bu. Ama neye yönelik olarak? COVID'le bağlantısı içerisinde. Ama sizin söylediğiniz anlamda COVID'le olan bağlantıdan bağımsız bir şekilde sırf işçilerin nerede olduğunu, nereye gittiğini denetlemek amacıyla yapılıyorsa o zaman farklı bir şey. Evet. Sağlık için yasal dayanağını koyduk. Peki öbür denetimin yasal dayanağı var mı? Öbür denetimin yasal dayanağında iki tane mevzuat var. Bir tarafta işverenin gözetim borcunu düzenleyen borçlar kanunu var. Öbür tarafta da bağımlı çalışmadan doğan emir ve talimatlar arasında iş yapmak. Bunu da kendi içerisinde ayırmamız gerekiyor.
Örneğin yemekhane dediğiniz şey, orası yemek arası, iş süresinden sayılır. İşçinin sosyalleştiği bir alan. O sosyalleşme alanında işçinin ne yaptığını işveren kural olarak karışamaz. Orası bir yemekhane olması. Yemekhanede işçiye yemek verme olanağı sunulmuş olması. Oradaki sürelerin iş süresi ve oradaki geçirilen vakitin de çalışma olduğu anlamına gelir. Orası bir ara dinlenme. Ara dinlenmeler iş süresinden sayılmaz. İşçi dilerse yemekhanede yemeğini yer, dilerse dışarıya gider. Dışarıya gidemediği bir ara dinlenmesi zaten ara dinlenmesi değil. Yemekhanede bunu yapamaz. İki, üretim alanında yapabilir. Şimdi bu çok tartışılan bir şey. Şimdi işçinin mahremiyet hakkı dediğimiz hak, sadece iş yerindeki, evindeki perdeleri çekerek sağladığı bir hak değil. Benim mahremiyetim şu anda seninle konuşurken bile korunması gereken bir mahremiyetim vardır. Hatta birebir ilişkilerde bile vardır. Örneğin bana gözünü dikerek bakılmaz. Mahremiyetimin ortadan kaldırılmasıdır. Ya da benim gözlerim şaşır. Oraya bakıp bilmem ne yapmak bir özelliğim nedeniyle de olsa, oraya odaklanmanın kendisi dahi benim isteğimin dışında bu ihlal olur. Bu işçiler için, iş yerinde de geçerlidir. Yani işçilerin dışarıda sahip olduğu haklar, üretimin teknik zorunluluklarının getirdiği sınırlılıkların dışında birebir iş yerinde de uygulanması gerekir. İşçi, işverene belli bir zaman aralığını satmış. O zaman aralığı içerisinde işverenin talimatlarıyla bağlı. Bu talimatları da biz ikiye ayırıyoruz. Bir, üretimin teknik olarak sürdürülmesi için verilmesi gereken zorunlu talimatlar. Makinenin açılış prosesleri, işte ısıtacaksın, düğmeye basacaksın vesaire. İşçi bunlara uymak zorunda. Buna uymadığını işveren denetleyebilmeli. Evet, denetleyebilir. Buna da uymak zorunda. İkincisi, iş yerinde birden fazla insan çalıştığı için, orada da bir takım sosyal ilişkiler kurulmuş. O sosyal ilişkilerin her zaman sorun çıkarma, çatışma çıkarma potansiyelini de kendi içinde barındırdığı için bir düzen sağlamak için işvereninin iş yerlerinde işçilere uyması gereken kuralları belirleme hakkı da vardır. Düzeni sağlayacak. Bu konuşma tarzı, örneğin işte küfürlü konuşmayacaksın gibi. Örneğin bir işçi bir başka işçi iş verirken belli bir prosesi izleyecek. Örneğin işte amirine gitmeden önce ara kademedeki bilmem kime gideceksin ki bunlar da tamam. Ama bunun ötesine taşıyan yani iş yerinde düzenin sağlanması, bak düzen dikkat ederken üretimin daha karlı, işçinin kıpırdayamaması açısından değil. İşçiler arasında sorun çıkmaması için, iş yerinde bir kargaşa yaratılmaması için İşçilerin davranışlarının belli standartlara ya da belli kalıplara dökülmesine yönelik kurallar artık teknik zorunluluklar. Bunun ötesinde işverenin herhangi bir işçi üzerinde denetimi kurabilecek geliştirdiği mekanizmaların bana göre hukuki dayanağı yok. Peki yasal bir açık mıdır? Yani buna itiraz edebilir mi işçiler? Şimdi bakın, benim kişilik haklarıma yönelik hukuka aykırı her müdahale, saldırıdan özellikle saldırı haydi, her müdahale tazmini gerektiren bir olaydır. İki yaptırımı vardır. Bu müdahale nedeniyle maddi bir zarar yaşamışsa maddi tazmin. Hiçbir maddi zarar yaşamamışsa manevi tazmin. İsteme hakkına sahip. Ama bakın bu teorik bazda böyle. Başka ne var? Benim kişilik haklarıma yönelik işveren tarafından gelen haksız bir saldırı varsa şu anki mevzuat açısından söylüyorum, hak nedenlerle iş sözleşmesine sona erdirme hakkım var. Ama Türk hukuk uygulaması bir genel ortalamadaki davranış kalıplarını makul görerek şekillendirildiği için bazı işçilere, hep onu örnek veriyorum pardon, Amerika'da bilmem kaç milyon dolarlık tazminatı gerektiren sinkaflı bir konuşması işverenin Türkiye'de 1000 liralık bir manevi tazminatı gerektirebiliyor. Bir şeyler lüks olarak görülebiliyor. Bunun için ciddi bir mücadele verilmesi lazım. Çünkü bu bazen kasten de yapılmıyor. Yani makul olan, olağan olan bu olarak görülüyor. Kim öyle görüyor? İşçi öyle görüyor. İşveren öyle görüyor.
İşçi dava açtığında yargılamayı yürüten yargıç öyle görüyor, bilirkişi öyle görüyor, avukat öyle görüyor, yukarıya kadar gidiyor. Şimdi bu görülene karşı ciddi bir mücadele verilmesi gerekiyor. Yok, öyle değil denilmesi gerekiyor. Benim kişilik haklarım, işte mahremiyetim, kişi dokunulmazlığım şu sınırlar içerisindedir. Bu sınırlara müdahale yaptırımı gerektirildiği bir mücadelenin verilmesi lazım. Bugün ben desem ki, örneğin soruyu soran arkadaşlara, ya bak bu barkod okumak ya da bilmem ne senin kişiliğin üzerinde hukuki sınırın aşacak şekilde bir baskı kurmaktır, bu manevi tazminatı gerektirir desem ve yarın o işçi gidip davayı açsa çok büyük olasılıkla davayı kaybedecektir. Şimdi o zaman ne olacak? Ya ben yanlış olacağım ya mahkeme yanlış olacak. Ama ben ne kadar doğru olursam olayım, mahkeme tarafından bu bir karar haline gelmediği sürece ben yanlış olmuş olacağım. Ben yanlışımda ısrar edeceğim. İşçi benimle bu yanlışta ısrar etmekte kararlı olursa, ben derken bunun mücadelesi verenleri kastediyorum, yavaş yavaş bu hakkın bilince çıkması söz konusu olacak. Ama somut soru üzerinden konuşacak olursak, eğer barkod okutmak COVID salgınıyla bağlantısız bir şekilde yapılıyor ve ölçüsüz bir denetim mekanizması kuruluyor ise bence bu işçinin kişilik haklarına yönelik haksız hukuki saldırıdır. İşverenin yönetim hakkını sınırdan aşıyor demektir. Böyle bir hak yoktur. Bunun, benim bu söylediğimin kanıtlandığını, doğru olduğunu kabul ettiğimizde de bizim hukuk sistemimizde iki yaptırımı vardır. Bir, işçinin tazminatını alıp etmesi halkın ödeme nefesi. İki, manevi tazminat. Her ikisi de çok zor. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, Bilmekse ilişkin, varsa bir mesajınız, ama programımız sona erdi. 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. 1 Mayıs'a hafife almamak lazım. Dünya tarihi içerisinde ırk, dil, din, inanç ayrımı gözetmeksizin sadece bir sınıfın çıkarı için değil, tüm insanlığın çıkarı için 365 günde bir günü mücadele günü olarak kabul edip oradaki istemlerini dile getirilmesine olanak sağlayan tek gün. Dilerim herkes 1 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde barış demek için, ekmek demek için, özgürlük demek için, savaşsız bir dünya için, çevre katliamının durdurulması için, emeğin yağmalanmasına dur demek için, kendisiyle aynı yolu yürüyen, farklı dilden, renkten, cinsten insanlarla birlikte ortak bir paydada var olan gücünü, nefesini, nefesin nefese nasıl güç verdiğini algılayıp sınıfa duyduğu inancı ve gücü yaşaması için, uman tazelemek değil, yaşaması için olanaklı olduğu için de meydanlarda olmasını dilerim. Herkesin bayramını yürekten kutlarım. Evet, biz de işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü şimdiden kutluyoruz diyelim. Bu haftalık kadar yüzünden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.